Sevgili Gültan Kışanak, dün darbe teşebbüsünün araştırılması için komisyona çağrılmıştı. Komisyonda AK Partili milletvekilleri darbecilerin sorgu yöntemleriyle Kışanak'a birbiri ardına itham eden, yargılayan sorular sordular. Bu durumu utançla seyrettik. Susurluk hükümetinin başbakanı Mehmet Ağar'a gösterilen saygıyı Gülten Kışanak'a göstermediniz. Belli ki bu aklı Süleyman Soylu'nun arkasındaki asıl İçişleri Bakanı olan Mehmet Ağar gibilerinden, devletin kadim kara kutularından alıyorsunuz. Kışanak komisyonda "Buraya barış inancıyla geldim. Oluk oluk kan akıyor ülkede. Silahlar susabilir. Bu sorunu barıştan başka çözmenin yolu yok" derken, karşımda oturan AK Partili vekil "Çözeriz, çözeriz" diyerek açıkça Sri Lanka'yı örnek gösteriyordu. 40 bin insanın öldüğü, bugün yöneticilerin halen savaş suçlarıyla suçlandığı Sri Lanka'yı. 12 Eylül'den askeri darbeyle hapsedilen 17 yaşındaki o genç devrimci kadını bugün 36 yıl sonra tekrar bir darbede hapsettiniz. Ayrıca 15 Temmuz'daki darbeciler Gülten Kışanak'a ne yapacaklardıysa bugün siz aynısını yapıyorsunuz. Yani bugün darbe girişimi falan yok. Darbe aslında devam ediyor. Devam eden, süre giden bir darbe var. Bugün sıradan insanları hapsederken ve özellikle de bizimle, HDP ile uğraşırken ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Kamuflaj. Sadece kamuflaj. Darbeci siyasilere, yüksek mevkidekilere dokunamadığınız için hedef şaşırtmaya çalışıyorsunuz. Ama başaramayacaksınız. Her zulmün bir miadı vardır. Bu da son bulacak. Bugün ihaleleri, kamu arazilerini yandaş şirketlerine veren, kamu binalarını yok pahasına paravan STK'lara devreden, kolayca aldıkları kredileri halkın yararına değil, birlikte iş tuttukları şirketlerin yararına kullanan belediyeler halen başlarında kendilerini zengin etmiş AKP'li belediye başkanlarıyla yönetiliyorlar. Oysa halkın parasının tek kuruşu heba olmasın diye gecesini gündüzüne katarak çalışan, kendi ikbali için tek bir adım atmamış tertemiz bir insan Gülten Kışanak ise AKP'nin savcılarının iddianamesiyle gözaltına alınıyor, eve aranıyor, halkın belediyesine el konuluyor. Bana yargıdan söz etmeyin. Sıkı yönetim mahkemelerinde de avukatlık yaptım ben. O zaman da olanları gördüm. Bugün olanların gerçekten daha beter olduğunu birçok meslektaşım da söylüyor. O nedenle bugünkü savcıların kalkıp da talimatsız hareket ettiklerini bize anlatmaya, halka anlatmaya çalışmayın. Bakın, Yarsav'ı hareket edemez hale getiriyorsunuz. Murat Aslan hala gözaltında. Kadınlar için siyaset yapan, kadınlar için belediyede daire başkanlıkları açan, erkek ve devlet şiddetine karşı mücadele eden, hiçbir zaman hiçbir mevkide gözü olmamış, kadın mücadelesiyle kadınlarla yan yana duran Kışanak bugün gözaltında. Unutmayın, kadınlar söz veriyor ve diyor ki güçlenen, itiraz eden, boyun eğmeyen tüm kadınlara verilmiş bu gözdağını asla kabul etmiyoruz. Gülten Kışanak ne zamandır müfettişlerin belediyeden çıkmadığını, kent için yapılacak projelerin engellendiğini söylüyordu. Yine de belediyenin tüm kaynaklarını seferber edip çalışıyor, yeni projeler oluşturuyordu. Dün komisyondan "Belediyede çok işim var" diyerek ayrıldı. Aynı zamanda da trajikomik ama şunu söyledi: "Ben gideyim bir an önce de ben gitmeden kayyım atanmasın." Evet, şunu iyi bilin ki eşitliğe ve özgürlüğe inanmış hiçbir kadına diz çöktüremezsiniz. Diyarbakır cezaevindeki işkencelerden çıktığında dahi barış için mücadele etmekten vazgeçmeyen bir insanı ise asla susturamazsınız. 12 Eylül'ün açtığı yaraları onun ağzından dinleyin şimdi. Ama sizin de bugün aynı yöntemleri kullanarak bunları yaptığınızı bilerek dinleyin Gülten Kışanak'ın sözlerini. Şöyle diyor: "Biz Türkiye'deki diğer insanlar gibi darbe olduğunu TRT'den öğrenmedik.
Diyarbakır cezaevinde dayak yiyerek öğrendik. Çok dayak yedik. Mazgallardan izlenirdik. Cezaevi komutanı Esat Oktay köpeğiyle beraber içeri girerdi. Saatlerce bağırırdı. Burası kadın koğuşu, burası bizim namusumuz. Esat Oktay bana 6 ay boyunca köpeği John'un kaldığı kulübede ben Kürt değilim, Türk'üm demediğim için hücre cezası verdi. Yaşadıklarım ruhumun derinliklerinde derin yaralar açtı. Hala vücudumda fiziksel izlerini taşıyorum. Ayak bileklerimde söndürülen sigaraların izleri, falaka izleri duruyor. Evet, Gültan Kışanak o güzelim beyaz saçlarını boşuna ağartmadı.